Türkmeneli Televizyonu'nun Ankara stüdyolarından herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer seyirciler, bu akşam Türkiye Başbakanlığı'na bağlı dev bir kurumdan söz ediyoruz. Irak dahil dünya ülkelerinde ekonomi, ticari, eğitim ve kültürel alanlarda iyileştirici, geliştirici projelere imza atmıştı. Bu kuruluş, bu kurumun adı TİKA. Açılımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. TİKA'nın çalışmalarına, Irak'ta ve dünya ülkelerindeki çalışmalarına vakıf olmak için bu akşam canlı yayında TİKA Başkanı Sayın Doktor Serdar Çam Beyefendi ile görüşüyoruz. Sayın Başkan, canlı yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Davetinizden dolayı da ayrıca. Sağ olun. Sayın Başkan, ben bir açılış yaptım. Irak dahil dünya ülkelerinde iyileştirici, geliştirici, ekonomi, ticari ve eğitim, kültürel alanlarda dev projelere imza atmıştı TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Şimdi Irak'ta biliyorsunuz 2014 Haziran'dan beri siyasi ve güvenlik açısından büyük bir kriz yaşanmaktadır. Bu tarihten bu yana ister TİKA, Türkiye Başbakanlığı'na bağlı TİKA, AFAD ve ister Kızılay olsun, Irak'ta ama Irak'ın geneline büyük hizmetler vermişti. Önceden Sayın Başkan, TİKA'nın, özellikle TİKA'nın Irak'taki çalışmalarından söz eder misiniz? Evet, belirttiğiniz üzere önemli, güzel çalışmaları devletimizin gücüyle, hükümetimizin bize vermiş olduğu talimat ve destekler çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ortalama yılda 2000'in üzerinde proje gerçekleştiriyoruz dünya çapında ve 140 ülkeye yakın çeşitli ülkelerde büyük ya da küçük veya orta ölçekli projeler gerçekleştiriyoruz. Tabii herhangi bir ülkede öncelikli olarak çalışma yapabilmek için sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında o ülkelerin hükümetlerinden bir protokol yapılması ve karşılıklı bir anlaşmaya varılması talep edilmekte. Irak'la ilgili çalışmalarımız Büyükelçiliğimiz aracılığıyla devam etmekte. Ve Bağdat'ta belli bir aşama tamamlandıktan sonra, onay süreci gerçekleştikten sonra bir protokol ve bir anlaşma imzalanmasıyla birlikte Irak'ta ofis açılması ve resmi çalışmalarımıza başlanması hedeflenmekte. Bu arada tabii acil bir takım gelişmeler yaşandı sizin de belirtmiş olduğunuz üzere. Ve ülkemizin hemen hemen her kuruluşundan, önemli kuruluşları olan Kızılay, AFAD gibi kuruluşlarımızın acil insani yardımlar başta olmak üzere çeşitli alanlarda destekler oldu. Biz de tabii ki hemen yanı başımızda, özellikle Musul'da ve daha sonra değişik bölgelerde yaşanan acıların, gözyaşların, dramların karşısında kayıtsız kalamazdık. Ve kendi çapımızda TİKA'nın imkanları çerçevesinde bu süreçte katkı vermeye çalıştık. Ve bu çerçevede de özellikle Erbil'de bazı projelerimiz oldu. Evet. Sayın Başkan, Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde ve Kerkük'te AFAD tarafından 3 tane kamp kurulmuştu. Zaho, Duhok ve Kerkük'te. AFAD tarafından kurulan bu kamplarda Musul, Telafer, Türkmenleri dahil olmak üzere diğer etnik gruplardan da insanlar, göçmenler yaşıyorlar bu kamplarda. İşte yardım, insani yardım Kızılay'ın katkıları oluyor. Bir de sizin de katkınız oldu Sayın Başkan ve geçen Ramazan ayında Kerkük'ü ziyaret ettiniz ve orada insanlara birçok yardımlar dağıttınız. Bu yardımlardan söz eder misiniz? Evet. Tabii bizim kuruluş amacımızın asli görevimiz aslında kalıcı çalışmalar yapmak. Yani sürdürülebilir kalkınma projeleri yapabilmek. Altyapının, İşte sağlık hizmetlerinin arttırılması, hastane gibi kuruluşların geliştirilmesi veya çeşitli alanlarda işte eğitim gibi, mesleki edindirme çalışmaları gibi alanlara destek olunması. Fakat son derece mobilize bir sürecin yaşanması, göç hareketlerinin olması
ve acil konularda desteklere ihtiyaç duyması çerçevesinde bu konu tabii daha çok devletimizin ilgi alanı olan AFAD'la ve Kızılay'la yürütülmekte. Tabii biz de bir kardeş kuruluş olarak yapılan çalışmalara ek destekler vererek hem Türkiye olarak yanınızdayız, TİK olarak her ne kadar geniş coğrafyada hareket etsek de başta Türkmen kardeşlerimiz olmak üzere bölgedeki bütün unsurlara devletimizin imkanları çerçevesinde destek olmak arzusunda olduğumuzu ifade edebilecek bir katkı vermeye, simgesel de olsa katkı vermeye gayret gösterdik. Bu çerçevede biz de acil insani yardımlar çerçevesinde başta gıda almak üzere çeşitli katkılarımız oldu. Ayrı zamanda kamplarda ihtiyaç duyulan işte çadırlardaki klimaların alınması gibi veya buna benzer işte dikiş atölyelerinin kurulması gibi çeşitli konularda desteklerimiz devam etti. Ve yine belli noktalarda kadınların meslek edindirmesine dönük, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tarım aletlerinin temin edilmesine dönük veya çocuklarımızın oradaki günlük okullardaki ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini gibi çeşitli konularda karınca kararınca destek olmaya çalışıyoruz. Yine sağlık konusunda bir altyapının kurulması gibi düşüncemiz oldu, bir sağlık merkezin gibi. Ancak daha önceden yapılmış belli yerler vardı, mükerrerlik noktasını da istemiyorduk. Daha çok gezici olsun şeklinde düşüncemizle de ambulans hibelerimiz oldu. Buna benzer çalışmalarımız inşallah oradaki şartlara göre, imkanlarımıza göre devam edecek. Evet. Sayın Başkan, şimdi bildiğim kadar TİKA 1992 senesinde kurulmuştu. Peki Sayın Başkan, bu kuruluşun felsefesine, bu kuruluşun nedenlerini açıklar mısınız lütfen? Evet. Tabii temel nokta 91 yılındaki Sovyetler Birliği'nin dağılması ve oradaki bünyesinde olan kardeş ülkelerimiz Türk coğrafyasının bağımsızlığa kavuşmasıyla birlikte Türkiye'nin kendi imkanları çerçevesinde, o zamanki 90'lı yılların imkanları, altyapısı çerçevesinde bu kardeş ülkelere destek olması, tecrübelerini paylaşması, dünyaya entegre olması, ekonomik kapasitelerini, siyasi ve diğer yönetim kapasitelerini geliştirmesine dönük hizmet transferi yapılması başta olmak üzere, kanunumuzda ifade edildiği üzere, başta gönül coğrafyası olmak üzere ihtiyaç duyulan bütün dünyaya, bütün coğrafyaya hizmet üretmek üzere bir çalışma yapıldı. Tabii o zamanki imkanlarda mütevazi imkanlar olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti kardeşlerine belli katkılar yapmaya çalıştı. Bu imkanlar daha sonraki dönemde giderek genişledi. Özellikle son 10 yılda çok önemli atılımlar yaptı Türkiye. Hem ekonomik olarak bir anda dünyanın 16. büyük ekonomisi konumuna geldi. Avrupa'da 6. büyük ekonomi oldu. İnsani yardımlarda zaman zaman 3. sıraya çıktı son yıllarda, son 2 yıldır. Amerika, İngiltere'den sonra 3. oldu dünyada. Kalkınma yardımlarının hızında, artış hızında 1. oldu arka arkaya 2 kere. Bir kere 2. oldu. Dolayısıyla pek çok noktada Türkiye Cumhuriyeti geçmişinde olduğu gibi vakfetmeye, tasadduk etmeye, yardımlaşmaya, paylaşmaya ve zekat kültüründen gelen o medeniyet anlayışımız, ahlakımız çerçevesinde elindekilerini, imkanlarını başta yakın coğrafya, akrabaları, gönül coğrafyası olmak üzere birçok dünyayla paylaşmaya başladı. Burada tabii hem yardım vardı, aynı zamanda bir işbirliği vardı. Ve Türk coğrafyasına bakıldığında, o yardım ihtiyacı olan Türk coğrafyasına bakıldığında artık onların pek çoğu güçlenmiş, kuvvetlenmiş, zenginleşmiş, dünyaya artık model ülke olma yolunda ilerlemekte. Azerbaycan ile, Kazakistan ile, Türkmenistan ile. Ama bu bizim TİKA faaliyetlerimizin azalmasını getirmedi, daha çok da arttırdı. Çünkü işbirliği projelerini yaptık. Beraberce daha nasıl birbirimizle kaynaşabiliriz? Bürokrasimiz, belediyelerimiz, STK'larımız ve çeşitli alanlarda kültürel faaliyetlerimiz, restorasyon çalışmalarımız, arkeolojik, tarihi kazıntı çalışmalarımız gibi pek çok alanda her sene daha da artarak devam etmekte. Dolayısıyla zaman zaman da şöyle bir yanlış bir algı da oluşmak da acaba Türk dünyasına çalışmaları Türkiye'nin azalıyor da başka yere mi konsantre ediyor gibi de sorular soruluyor. Hayır. Türk dünyasına çalışmalara bakıldığında 90'lı yıllara göre neredeyse artık 10 misline doğru artmış durumda bütçeleriyle bakıldığında. Ama bunun yanında biz 100 küsür tane daha ülke ilave etmişiz. Ve yılda ortalama 2000 projeyle, yani günlük 5 ile 10 projenin açılıp kapanmasıyla, bitmesi ya da başlamasıyla
geniş bir coğrafyada hizmet vermeye başlamışız. Daha önceki dönemde rahmetli Süleyman Demirel'in de özellikle zikrettiği Adriyatik Çin'den Çin'e Settin'e diye bir ifade kullanırdı. Artık bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin etkinliğine bakıldığında bu Latin Amerika Karayipler'den Pasifik adalarına diye bir ifadeyle genişletilebilecek bir coğrafya. Yani 360 derece aslında dünyayı dönebilecek bir ülke zenginliğine doğru gitmiştir. Bu Türk dünyasının, başta bütün coğrafyamızın, bütün soydaşlarımızın, akrabalarımızın ve İslam coğrafyasının gururudur, sonucudur diye bakmak lazım. Yani söyleyebiliriz Sayın Başkan, şimdi TİKA sınır tanımıyor. Tabii ki sınır tanımıyor ve Türk dünyası başta olmak üzere katkıları bütün dünyaya yayılmış. Bu da zaten ecdattan aldığımız bir zihniyettir. Büyük bir ülkeyiz, büyük bir milletiz. Diğer ülkelerdeki katkılarınız Sayın Başkan? Tabii coğrafyasına göre, ülkelerine göre bu hizmet çeşitliliği değişebiliyor. Aynı zamanda zamanı ve mekana göre de değişebiliyor. Bundan önceki dönemde Orta Asya ile ilgili bahsedecek olursak, temel altyapıyı gerektirecek her alanda proje geliştirmemiz gerekiyordu. Şu an bakıldığında aslında pek çok alanda onlara ihtiyaç kalmamış. Aynı şekilde Balkanlara baktığımızda, başta tarihi restorasyon mekanları olmak üzere, yani ecdat yadigarı, hanlar, hamamlar, köprüler, kervansaraylar, camilerin restorasyonu olmak üzere ağırlıklı olarak somut ya da soyut kültür varlıkların korunmasına dönük çalışmalarımız var. İstihdamın oluşturulması, yani tarım projelerinin, arıcılık, bal üretimi, hayvancılık ve diğer ziraat alanlarının geliştirmesine dönük çalışmalarımız var. Sağlık yatırımlarının, özellikle bir toplumun başarılı ve huzurlu olabilmesi için mutlu onun temeli olan sağlığa erişebilme kapasitesinin artılmasına dönük mevcut hastanelerin veya sağlık merkezlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi, artırılması, yenilenmesi ya da yenilerinin kurulması gibi çalışmalar var. Afrika'ya baktığınız zaman orada tabii daha farklı. Yani susuzluğa dönük kuyuların açılması, su depolarının yapılması, verimli topraklarda ziraat, modern ziraat tekniklerinin üretilmesi. Yine orada da Osmanlı yadigarı başta olmak üzere tarihi eserlerin restore edilmesi, tamamlanması veya devlet kapasitemizin, yani pek çok bugün dünyanın değişik ülkelerinden önemli uzmanları, bürokratları, belediye çalışanlarını veya STK temsilcilerini Türkiye'ye getiriyoruz ya da Türkiye'den uzman gönderiyoruz. Türkiye'nin birikimlerini, tecrübelerinin paylaşılmasına katkı sağlıyoruz ve sertifika programları yapıyoruz. Buna benzer çalışmaların yapılması devam etmekte. Asya coğrafyasına bakıldığında yine kendine özgü ülkelerine göre değişen, mesela bir Afganistan'a bakıldığında terör meselesi, saldırılardan yaşanan hadiselerden dolayı oradaki altyapıların çökmesi neticesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası kamuoyuna vermiş olduğu sözlerin ötesinde Türkiye olarak da katkı sağladığı çalışmalar var. Tabii Afganistan deyince sadece bir Peştun devleti değil, aynı zamanda Türk dünyasının önemli merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla tarihi varlıklarımızın yine korunması, Sultan Bahattin Veled'in külliyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğduğu mekanın restorasyonundan tutun da pek çok noktada çalışmaların yapılması gibi yoğun bir çalışma faaliyeti özellikle son yıllarda yürütmekteyiz. Afrika'nın en modern hastanelerini Türkiye yapmıştır. Bugün Darfur bölgesinde açlıktan, sefaletten ölen insanlar çok modern şekilde hastanede hizmet görmektedir. Yine aynı şekilde Kırgızistan'da Oş bölgesinde bir hastane yapıldı. Yine Bişkek'te bir tane hastane yapılacak. Orta Asya'nın en modern okulu Oş'ta yine yapıldı. Yine bazı çalışmalarla diğer şehirler yapılacak. Yüzlerce hastane veya sağlık merkezi yapıldı ya da tamir edildi. Yüzlerce okul yeniden yapıldı ya da tamir edildi. Yenilendi, malzeme destekleri verildi. Yüzlerce kapasite artırım programları yapıldı. Bugün baktığımızda kuruluşundan bugüne TİKA özellikle son 10 yılda kısım, çünkü ilk 10 yıllık kısımda toplam 2200 proje yapmış. Ama ondan sonraki 10 yıla baktığınızda bu 15 binlere yaklaşan bir proje sayısı var. Küçüklü büyüklü olmak üzere.
Bu çalışmaları aynı şekilde devam ettireceğiz. İnşallah artış daha da devam edecek. Peki TİKA'nın katkıları, dünyadaki katkıları, ekonomi, kültürel, sosyal, eğitim, tarım alanlarında bu projeler nasıl doğuyor Sayın Başkan? Tabii bu biz masa başında oturup da bazı ülkelerin yaptığı gibi, yani dikte edici, bizim uzmanlarımız var, çalışacağız, sizin ülkenize bu projeleri yapacağız gibi üstenci bir bakışla yapmıyoruz. Biz şuna inanıyoruz: her bölgenin insanı kıymetlidir, zengindir, önce insandır ve ülkesini en iyi o biliyordur. O ülkenin sınırları içindeki insanların değerlerine, faziletine ve bilgi birikimine saygılı olmak gerekiyor. Dolayısıyla bir ülkede bir işe ihtiyaç varsa oradan o talebin gelmesi gerekiyor. Biz de o çerçevede talep odaklı çalışıyoruz. Yani projeler bize hazırlanılması ve önerilmesi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Başta en büyük makamlardan başlayarak cumhurbaşkanlarından, cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza veya hükümetimize, ilgili bakanlara ya da elçiliklerimize gelen projeler, talepler oluyor. Bir kısmı talimatlandırılarak siyasi iradenin bize çizmiş olduğu yol üzerinde görev çerçevesinde yapıyoruz. Bir kısmını aşağıdaki teknik kadromuz analizler yapıyor, gelen projeleri tasnif ediyor ve öncelikler sırasına göre koyuyor ve yapmaya çalışıyor. Çok şükür bugüne kadarki bütün projelerimiz, makul olan projelerimiz öncelikler sırasına göre iyi planlandığı için dünyada Türkiye'nin dış yardımları ses getirmiştir. Pek çok noktada Türkiye yardımlar konusunda model olmuştur, örnek verilmektedir. Cumhurbaşkanları seviyesinde lütfen biraz gidin Türkiye'den yardımlar konusunda destek alın, örnek alın. Sizler masa başında yıllarca, aylarca çalışma, analiz, projeler yaparken bunlar çok hızlı bir şekilde analiz yapıp birkaç hafta içinde projeleri realize edebilecek bir kapasiteye ulaşmış durumdalar. Dolayısıyla iş yapmak istemeyenler bol laf üretiyor dünyada. Az para tüketebilmek için çok konuşup az iş yapmaya çalışıyor. Ülkemiz bu işlerde hayır maksatlı yapılan çalışmalarda daha az konuşarak, daha samimi hareket ederek, gerçek manada kendisini oraya koyarak, çünkü Türkiye'de geçmişte maalesef yardım alan bir ülkeydi. Dolayısıyla empati yapmayı da biliyor. Yani yardım almanın aslında zorluklarını, onurun incitilmeden, gururun incitilmeden, gerçek manada sömürülmeden yardım yapılacaklarının tasdif edilmesi. Bazı ülkelerde bazı ülkelere sokmuyorlar. Diyorlar ki siz gelmeyin. Çünkü yardım yapıyor adı altında aslında o ülkenin kaynaklarını kontrol altına alabilecek, sömürebilecek bir takım mekanizmalar kuruyorlar. İç siyasetine bulaşıyorlar. Evet. Birçok vakıf ve dernek hayır adı altında. Maalesef bugün de Türkiye'de yaşadığımız bu paralel yapı mantığıyla çalışan ve bir şekilde terör örgütü mantığıyla çalışan ve çeşitli alanlara nüfuz ederek sözde eğitim çalışmaları, okul faaliyetleri gibi gözükerek ya da STK faaliyetleri gibi gözükerek, yardım yapıyormuş gibi gözükerek o ülkenin bütün değerlerini kontrol altına alan, siyasi mekanizmasını yönlendirmeye çalışan ve bir şekilde de neydi belirsiz mekanizmalara hizmet eden yapıların kurulmasına vesile oluyor. Bunu biz Türkiye'de çeşitli vesilelerle geçmişten bugün hep gördük. Gezi Parkı olaylarında da gördük maalesef. Çeşitli yurt dışı kökenli sözde STK adı altında insanlar gelip gençliğin arasına karışıp çirkin çalışmalar yapabiliyorlar. Kaynakları yardım adı altında terör amacına veya yanlış faaliyetleri kullanabiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin net, samimi, şeffaf bir şekilde gerçekten kardeşane bir karşılık beklemeden, çünkü siz eğer kaşıkla verip kepçeyle oradan almaya çalışırsanız o yardım değil, o sömürüdür. Yani ben birazcık onlara gıda yardım yapayım ama gideyim ondan sonra da petrol kuyularının kontrolünü alayım, ormanlarını kontrol edeyim, tarım alanlarını ben işleteyim, insanları köle gibi çalıştırıp maaş vermeyeyim ama bütün zenginliklerini alayım derseniz dünyanın en zengin kıtası olan Afrika'yı zavallı konuma sokarsınız. Evet. Ki şu anda dünyanın en zengin kıtası Afrika'dır. 30 milyon kilometre karelik sahilleriyle, balık ürün, deniz ürünleriyle, hayvan kapasitesiyle, organik topraklarıyla, akarsularıyla, ormanlarıyla, ama buna rağmen bahtı kara Afrika, zavallı Afrika, mazlum Afrika gibi şeylere girmiştir. Aynı şey aslında Orta Doğu için. Zengin dünyanın en zengin bölgeleri fakirleştirilmektedir. Kimi terör nedeniyle, kimi şu nedenle, kimi bu nedenle ülkenin ihtiyaçları
bir şekilde kendi kendine yetecek iken maalesef sıkıntılı bir duruma düşmektedir. Bizim Türkiye olarak tek arzumuz insana saygılı olmamız, evet. Medeniyetimiz, Orta Asya'dan gelen kültürümüz, irfan medeniyetimiz, barışı, huzuru temin eden o geçmişimizden gelen akışımızın gereği insanlara saygılı olmak, insanca yaşamaları için destek olmak ve karşılık beklememek üzere kurulmuş bir şey. Doğru. Gerçekten bu böyledir Sayın Başkan. Çünkü 2004'ten 2005'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümeti hep Irakların yanında oldu. Hastalar, yaralılar bütünü ama Irak'ın genelinden, kuzeyinden, güneyinden, batısından da olsa hep Türkiye'de tedavi edildi. Türkiye gerçekten bir komşu ülke olarak Irak'a hep Irakların yanında oldu. Hep olumlu müdahaleleri oldu. Eğitim, sağlık, tarım konusunda, eğitim konusunda hep Irak'ın yanında olmuş ve Irakların yanında olmuştu. Diğer bir soru Sayın Başkan. Benzeri olan kurumlarla, dünyada benzeri olan kurumlarla işbirliğiniz var mı acaba? Tabii. Yani biz nispeten yeni oyuncularız. Gelişim bu konuda aslında model olarak alınan, aynı zamanda da dinamik yapısı olan bir yardım kuruluşuyuz, TİKA. Ancak bu tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle kalkınma yardımı ve iyi teknik işbirliği çalışmaları başlamıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte OECD bünyesinde DAC diye bir kuruluş var. Development Aid Committee aslında yardımları koordine eden bir komite ama diğer bir ifadeyle de Zenginler Kulübü denilen kulüp. Birleşmiş Milletler'in altında çeşitli kuruluşlar var, çeşitli projeler çerçevesinde, Dünya Gıda Örgütü gibi. Buna benzer pek çok kuruluşlarla bizim diyalogumuz var. 1950'li 60'lı yıllarda Marshall yardımlarıyla başlayarak gelişmiş pek çok Batı'nın özellikle yardım kuruluşları var. Daha sonra Japonya'nın JICA gibi, Kore'nin KOICA gibi ve TİKA'nın, Türkiye'nin TİKA'sı gibi çeşitli kuruluşlar var. Bunlarla ortak projeler geliştiriyoruz. Ortak protokoller imzalayıp bazı çalışmalar yapıyoruz. Hemen hemen her oyuncuyla, uluslararası oyuncuyla aynı masada oturup tartışmalar yapıyoruz. Birbirimizi eleştirebiliyoruz. Birbirimize hak veriyoruz. Özellikle bizim son yıllardaki çalışmalarımızdan etkilenmiş bir OECD var ve bizi sürekli o DAC komitesinin içine almak istiyorlar. Daha önce Türkiye'nin burada yeri yok diye bizi kabul etmiyorlardı. Şimdi de lütfen gelin diye her sene devlet büyüklerimize, hükümetimize davetlerde bulunuyorlar. Biz de şimdi diyoruz ki bakalım, yani çünkü onun da kendine göre özgür alanları olmayabiliyor. Sınırlamalar getirilebiliyor. Değerlendiriyor hükümetimiz ama biz olumlu yönde mesaj verdik. Siyasi irade uygun görürse katılabiliriz. Ama özellikle bu DAC başkanı olan Erik Solheim, aynı zamanda kendisi eski Kalkınma Bakanı, Türkiye'nin yapmış olduğu çalışmalardan çok etkilendiğini her toplantıda ortaya koyuyor ve Türkiye'nin model olarak kullanılması ve Avrupa'nın o hantallığı, o çok konuşup az iş yapma, işte bu son yıllarda maalesef Suriye'den giden kardeşlerimizin de batıya giderken denizlerde boğulması, yaşanan travmatik durumlar falan görüldüğünde aslında büyük bir çıkmazın içine de doğru gidiyor. Dolayısıyla zenginleştikçe parası kıymetlenen, zenginleştikçe paylaşmak istemeyen, benim vergimle sen niye gidiyorsun, başkalarına yardım ediyorsun diyen bir parlamento rekabeti, muhalefetiyle karşı karşıya kalan siyasi iradelerin içinde Türkiye hamdolsun çok dinamik içinde. Yani ufak tefek bizde de bazen cızırtı oluyor, ne işi var TİKA'nın şuraya buraya yardım yapıyor diye, ama genel olarak iktidarı da muhalefeti de bize açıyorlar, tebrik ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Daha fazla niye yapmıyorsunuz diye aksine teşvik ediyorlar. Bu da bizim geçmişimizden gelen, kaybolmaması gereken güzel hasletlerimiz. Paylaşmayı bilen, paylaştıkça çoğalacağına inanan bir inanç geleneğinden gelmemiz. Peki dünyadaki benzer kurumlarla imzaladığınız protokolla karşılıklı mı çalışıyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi tabii karşılıklı da çalışıyoruz. Üçlü dediğimiz Triangular Project diye ifade edilen, evet, üçlü projeler yapıyoruz. Mesela işte KOICA, Kore'nin yardım kuruluşuyla Kamboçya'da, Nepal'de insan kaçakçılığı trafiğiyle ilgili sempozyumu desteklenmesi çalışması vardı geçtiğimiz dönemlerde. Veya işte SIDA
İsveç'in yardım kuruluşuyla başka bir proje içinde yer alıyoruz. Amerika'nın UNDP projesi var. Genelde üçüncü ülkeler, mesela Latin Amerika'ya dönük yaptığımız bazı projeleri o çerçevede yaptık. Biz genelde büyük bir oranda kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Buradaki temel nokta, her ülkenin kendine göre bir imajı var. Geçmişi var, tarihi var. Yani biz bugün Somali, Habeşistan'a gittiğimizde biz orada yeni değiliz ki. Bundan bir asır önce Osmanlı'nın orada eserleri duruyor. Kışlası duruyor, limanı duruyor, hamamları, türbeleri duruyor. Ben oraya niye bir yabancı başka bir ülkeyle gideyim? Oralara ben diyorum, kusura bakmayın, ben ülkem olarak yeterliyim. Tek başıma gideceğiz. Ama simgesel de olsa, küçük de olsa bazı projelerde hani biz işbirliğini yapıyoruz şeklinde bazı ülkelerle bazı projeleri küçük de olsa yapıyoruz. Sayın Başkan, şimdi Irak'a, dünyaya Vatikan'a olan katkılarından söz ettik. Ama Türkmen Televizyonu'nu da unutmayalım Sayın Başkan. Ben şahsı adıma ve Türkmen Televizyonu camiası adına size teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Çünkü Türkmen Televizyonu'na da büyük katkılarınız oldu. Bu konuda ne dersiniz Sayın Başkan? Tabii ben sizin Kadir Şinaslı'nız için teşekkür ediyorum. İşin aslı, devletimizin imkanları ne ise biz onu yapmaya çalışıyoruz. Başta işte Cumhurbaşkanımız, siyasi irade bizi yöneten, bize talimatları veren başbakanımız, ilgili başbakan yardımcımız, hükümetimizin sevk ve idaresinde talimatlar çerçevesinde biz görevlerimizi ifa ediyoruz. Dolayısıyla kamu yararına, kamu için yapmış olduğumuz bir çalışma. Bundan da öte tabii ki siz bizsiniz, biz siziz. Dolayısıyla kardeşe bir şey yaptığında teşekküre bile gerek yok. Biz, evet. Dolayısıyla biz burada, Allah devletimize zeval vermesin, birliktelikten, bütünlükten ayırmasın. Ülkemizin etrafında yaşanan acımasız yaşanan hadiselerin bize sıçramasını engellesin. Devletimiz güçlü olduğu sürece bunların hepsi inşallah daha da artarak devam edecektir. Türkmen Televizyonu nasıl görüyorsunuz Sayın Başkan? Türkmen Televizyonu gerçekten çok anlamlı, önemli bir misyonu ifa ediyor. Başta Irak'ta yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere bölgedeki, diğer coğrafyadaki ve ülkemizdeki bütün kardeşlerimize zaman zaman da benim de seyretmiş olduğum televizyonumuzun güzel hizmetleri var. Bizi bir tutan, bizim tek bir ailenin bir parçası olduğumuzu hissettiren önemli televizyonlardan bir tanesi. Bazen Rumeli bölgesiyle ilgili, Balkanlarla ilgili diğer kardeş televizyonlarımızı seyrediyoruz. Batı yakasındaki kardeşlerimizi hissediyoruz, beraber oluyoruz. Sizi seyrettiğimizde de çok geniş bir coğrafyada, sadece Türkmen kardeşlerimiz değil, geçmişte biz bir olarak yaşadığımız bütün din, dil, ırk içinde yer almış, ortak coğrafyada hareket etmiş olan bütün duyguları aslında yeşertiyorsunuz. Geniş bir yelpazede beraberce yaşayabilme kültürünü hissettiriyorsunuz. Bu açıdan Türkiye'ye ve bizim insanımıza yapılan bazı iftiralar var, yaftalar var. Başta radikal akımlar olmak üzere DAEŞ gibi terör örgütünü kalkıyorlar, işte Türkiye'yi destekliyor gibi. Yani bu her şey olabilir ama Türkiye asla böyle bir şey olamayacağını herkesin çok iyi bildiği halde, başta bu Türkiye'deki malum yapı, paralel yapı dediğimiz çok sinsi bir şekilde fitneyi veren mekanizma olmak üzere dünyada bir propaganda, yalan propaganda yapılmasına rağmen tutmadı. Niye tutmadı? Çünkü bizim temelimiz sevgiye, muhabbete dayanıyor. Evet. Dosta dayanıyor, kardeşliğe dayanıyor. Dolayısıyla çok geniş yelpazede seyirciniz var. Bunu biliyoruz. Sizin aracılığınızla da aslında Türkiye'nin de sesi oluyorsunuz. Çift taraflı o coğrafyanın bütün insanların Türkiye'ye yansımasını yapıyorsunuz. Allah gücünüzü arttırsın. Kapasitenizi arttırsın. Daha da başarılı, daha da güzel evrensel mesajları bütün dünyaya yayın inşallah. Evet. Sayın Başkan, şimdi Irak'ta, biz Irak'ta yaşıyoruz. Tabii ki bütün Irakların büyük bir bölümü, ama çok büyük bir bölümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok dost bir ülke olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Irakların yanında olduğunu çok iyi biliyorlar. Hepsi hissetmiş. Çünkü neden? Şimdi Irak'ın güneyinde Allah göstermesin, Allah korusun, bir patlama oluyor. O insanları Türkiye tedavi ediyor.
okul açmak, okul tarım bakımında, diğer alanlarda hep Türkiye'nin çok büyük katkıları olmuştu. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Iraklıların bütün etnik grupların yanında bir eşit mesafede durmuştu. Ama bunun başındaki Türkmenler Türkiye için çok önem taşıyor, çok önem arz ediyor ve her zaman Türkmenlerin yanında olmuştu. Bizim tabii ki televizyonumuz başta olmak üzere ve bu alanda herkes, her şey ortada Sayın Başkan. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün dünyaya yaptığı müdahaleler ortada, bütün iyilikler, bütün katkıları ortada ve TİKA tabii, AFAD, Türk Kızılay'ı başta olmak üzere. Türk Kızılay'ı bugüne kadar Irak'a 2014 senesinden beri şimdiye kadar binlerce tır yardım gönderdi. Bütün Irak'ın genelde ama Türkmeneli bölgesi başta olmak üzere bütün yardımlar dağıtıldı. Sizin ziyaretiniz Kerkük'e, bu o tehlikeli bölgeye, AFAD Başkanlığı'nın, AFAD yetkililerinin ziyareti ve Kızılay'ın Başkanlığı'nın ziyareti Kerkük'e. Tabii bu bir şey ifade ediyor. Türkiye her zaman hayırseverlerin yanında olmuştur. Son sözlerinizi alabilir miyiz Sayın Başkan? Iraklılar ve Türkmenlere. Evet, buyurmuş olduğunuz üzere bizim tarihten bugüne bakıldığında birbirimizi sevmekten başka yapabileceğimiz bir seçeneğimiz yok. Yani ortak bir tarih, ortak bir hafızamız var. Asırlarca beraber yaşamışız. İslamiyet bize o topraklardan bu tarafa gelmiş. Bütün unsurlarıyla biz beraber yaşamışız. Uzun yıllar İstanbul'da merkez olmak üzere bütün İslam coğrafyasının buradan, Türkiye'den mesajı gitmiş, mesajı gelmiş. Dolayısıyla bizim sadece Irak değil, bütün bölge etrafımızdaki bütün komşularımızla sorun olma imkanı yok. Ancak sorun nasıl çıkıyor? Üçüncü ülkelerin, başka devletlerin, başka hesaplar kurmak üzere bir takım sinsi oyunlar yaparak, müdahaleler yaparak, oralarda bir takım kargaşalar oluşturarak, dezenformasyon yaparak, yanlış mesajlar vererek, kurcularak karışıklıklar olabiliyor. Yalan tarihler yazılarak, yalan açıklamalar yaparak ve ilişkilerin siyasete malzeme yapılarak. Dolayısıyla bu siyaset ve çıkar ilişkilerinin kurulduğu bir dünyada insanlığın başarılı bir şekilde, huzurlu bir şekilde gitmesi mümkün değil. Bunu bütün insanlığın kültürel olarak, teknik olarak kendini geliştirerek anlaması, görmesi gerekiyor ve giderek de dünya artık bu oyunların, bu çirkinliklerin farkına varıyor. Bizim insanımız geçmişimizde bakıldığında dünyayı geçici olarak görür. Bir imtihan merkezi olarak görür. Hiç kimsenin üstünlük oluşturamayacağı, hiç kimsenin hakkının gasp edilemeyeceği, hiç kimsenin haksız yere zulüm göremeyeceği bir dünyayı bir şekilde kabul eder, görür ve bir gün bu dünyadan göçüp gittiğinde de yapmış olduğu iyiliklerle, hasenatla, güzelliklerle anılmazdan başka bir hesabın olmaması gerektiğini inanır. Fakat insanoğlu ölümü unutması, dünyaya bağlanması, bütün çirkinliklerin, bütün o azgınlıkların içine kapılarak maalesef en yakın akrabasına, insan öyle bir noktaya geliyor ki insanlığın gitmesiyle birlikte babanın annenin evladını, evladın babanın annesine merhametinin, sevginin evet, kalmadığı, acımasızca sadece para, petrol ve çıkar ilişkilerinin, makamların olduğu bir dünyaya doğru gitmek isteyen bir azgınlık evet, oldu. Dolayısıyla dünya ikiye ayrılmış durumda. Hak, hukuk, adalet, doğru, dürüst noktasında olmak isteyenler veya bunun tam tersinde olanlar. Bu tarafta olmak isteyenler dil, din, ırk ayrışmaksızın sadece hakkın önünde olması, dost doğru olması ve insanlığı bir yaratıcının, yaratanın bir emaneti olarak bakması neticesinde bütün meseleleri çözeriz. Bugün bölgemizde yaşanan hadiseleri tarihimiz sürekli yaşadı. Daha dün Balkanlar'da yaşadı. Komşu komşuyla yiyip içerken, Hristiyanla ve Müslüman kardeşlik içinde, komşuluk içinde yaşarken bir şey oldu. Dışarıdan bir müdahale geldi ve bir anda birbirlerine girdiler. Aynı şeyleri, aynı oyunları başka ülkelerde yapıldı. Dolayısıyla Türkmen kardeşlerimizin bir kısmı maalesef acılar yaşadığı kamplarda yaşıyor, göçler verdiler, mazlum bir konumdalar. Bu bir kavmiyetçilik, bir ırkçılık değil. Nerede bir mazlum varsa
Türk onun yanındadır. Bu evet. Kim olursa olsun başta olmak üzere. Onun için biz bütün Irak halkını gönülden kucaklıyoruz, seviyoruz. Ayrışma yapmadan, fitne fucura sebep olmadan bütün kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Ama en mazlum olanları öncelik vermek durumundayız. Evet. En alttan başlayarak en yukarıya kadar bir öncelikler sırasıyla gitmek durumundayız. Evet. Sayın Başkan, bu bir gerçek. Cenab-ı Hak hep sadıkların ve doğru insanların yanında olacaktır ve yanımızda olmuştur. Çünkü bu böyle olmasaydı ecdat 600 kusur sene dünyayı, bütün dünyayı yönetemezdi. Tamam. Ve bütün dünyayı bir çadıra sığdıramazdı. 600 kusur sene Osmanlı'nın, bir de ondan evet, öncesi var biliyorsunuz. Ondan öncesi. Büyük Selçuklu var, Selçuklu evet, var. Dolayısıyla yani evet, aslında asırlardır biz bir medeniyet yürüyüşündeyiz. Evet. Yani o yürüyüşten çıkamayız biz. Evet. Bizim geçmişimiz belli, gideceğimiz yol belli. Hep evet, birlikte o rotadayız. Evet. Allah yoldan bizi şaşırtmasın yani. İnşallah. Sayın Başkan, programımızın sonunda Türkmen İl Televizyonu adına size teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara stüdyomuza geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Tüm kardeşlerimize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Dualarını bizden unutmasınlar. Teşekkür ederiz. Programımızın sonunda size de iyi günler, şen ve esen kalın.